Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü başlıyor. Efendim, podcast dinle stüdyolarından herkese merhaba. Bu yayınımız Spotify, YouTube, YouTube Müzik, Deezer ve diğer tüm global hatır sayılır dijital platformlarda bütün dünyadan dinlenen bir yayındır. Gürsel Tekin Bey yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Doçent Doktor Yasin Kalafatoğlu Bey yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim ben de. Hoş bulduk. Biz çok genç, çok yeni, çok samimi, çok dürüst, yalansız, dolansız, keyifli bir 40 dakika geçirmek istiyoruz sizinle. Türkiye'yi, dünyayı konuşmak istiyoruz. Bazen sporu konuşmak istiyoruz. Sporu az konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Bugün bana biri bir şey sordu. Birazcık düşüktüm. Haldun, iyi misin dedi. Vallahi dünya gibiyim dedim. Yani bir türlü gülemiyoruz. Bir türlü konsantre olamıyoruz. Gürsel Bey, neden bunlar oluyor? Neredeyiz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Savaş mı var? Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor? Ne oluyor? Neden oluyor? Bir kere öncelikle dünyada 8,5 milyar insan var. 8,5 milyar insanın 1 milyarı suya kavuşamıyorsa, 1 ve 1,5 milyar insan ekmeğe ulaşamıyorsa, dünyanın dengesinden bahsetmek mümkün değildir. Doğal olarak tabii ki dünyanın dengesi değişiyor ve bozuluyor. Dünya mutlaka kendisiyle yüzleşmeli. Yani bir tarafta bu kadar yüksek şatafat varken, öbür tarafta 1 ve 1,5 milyon insan gıdaya ulaşamıyorsa, dünyanın yeniden kendini gözden geçirmesi lazım. Bu sadece savaş meselesi değildir. Dünya çokça savaşlar yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Şu andaki savaşlara baktığımızda hiç geçmiş dönemdeki savaşlara benzeyen bir savaş değil. Daha çok teknoloji ve maalesef kimyasal savaşlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Son dönemlere baktığımızda İsrail hükümetinin zalimce davranışlarını hepimiz görüyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii dünyayı bekleyen çokça tehlikeler var. En önemlisi su sorunu. Evet. Uzun buna biz de dahiliz. Evet evet, değil mi? Biz de dahiliz. Ben yıllar önce 2008 yılında su sempozyumu yaptırdım. Türkiye'nin 60-70 tane bilim insanlarıyla bu çalışmaları yaparken sempozyumu yöneten bendim 6 ay. Bizim bilim insanlarımızın hepsinin cümlesi şu: biz su fukarasıyız önümüzdeki dönemde. Allah Allah, kendi kendime diyordum ki ya her tarafımız su. Nasıl oluyor? Evet, Türkiye'nin de dünyanın da önümüzdeki dönemde en büyük sorunlarından bir tanesi su sorunu. Gürsel Bey, bu şeydeki Konya'daki obruklar bu su sorunuyla ilgili mi? Yani suyun yanlış kullanımı gibi sebeplerden dolayı? Kesinlikle. Hmm. Kesinlikle. Nedeni şu, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Batıya gittiğinizde batıda kanallar falan vardır, daha çok şey. Bizim kanallarımızı, bizim derelerimizi takdir-i ilahi yaratmış. Yani doğa kendi mecrasını yaratmış. Bakın şu İstanbul'da 1170 dere varmış. 1170 dere. Şu anda dere görüyor musunuz? Ben yok. Hemen hemen Göksu Deresi diye bir yer çok var. Az sayıda çirkin. İşte Göksu, Kurbağalı Dere, evet, Ayamama Deresi, birkaç dere kalmış, evet, evet. O da kurutulmuş. Ama bu neydi bu dereler? Doğal olarak mecra, yani doğa kendi mecrasını yarattığı için yağmur yağdığı zaman, sorun olduğu zaman o derelere akıyordu. Şimdi nereye akıyor? Evlere, dükkanlara akıyor. Yani siz şehirleşirken, kentleşirken, buna Konya dahildir. Konya kaldı ki bugün tarımın başkenti olması gereken yerde, tamam, ne yazık ki yetmedi. HES'ler başladı. O HES'ler de çok kötü kullanıldı. Takdir edersiniz ki işte kapitalizm önce paraya bakar. Para kazanacağım derken bize çok kötü bir miras bırakıldı ne yazık ki. Hocam, sizin ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu su sorunu gerçek... Savaşların nedenlerinden bir tanesi de su, öyle değil mi? Tabii olacak. Tabii ki. Yani, olacak ama. Olacak. Su savaşlarına daha doğru gidiyor. Tabii.
beklenen o yani su tükenmeye başladığı zaman ihtiyaç haline gelecek ve büyük savaşların büyük bir nedeni de su olacak. Gülsel Bey'in, Sayın Vekilimizin dedikleri tamamıyla doğru. Ama bunun dışında Türkiye'nin bu su ile ilgili olan bağımlılığı tamamıyla enerji ihtiyacı açısından hidroelektrik santralleri olsun, barajlar olsun, bunun gibi mevcut devlet su işlerini kullandığı, özel şirketlerin kullandığı, lisans aldığı termik santraller, bu tür santrallerden devlet belli bir oranda elektrik üretiyor kendi bünyesinde. Dolayısıyla da Türkiye'de şu anda en çok para enerjiye harcanıyor. Yani bu Moskova'dan Türkiye'ye çekilen mavi akımdan dahi tutun doğalgaz hattına dev DS'nin yaptığı en son Limak Holding'in Artvin'de yaptığı DS barajına. Ama burada ki ana sıkıntı şu oluyor. DS'yi müteahhitlerle ihale üzere taahhütü veriyor. Taahhütü satın alan yani firma hidroelektrik santralini kuruyor. Kurduktan sonra da işte DS'yi tarımcılarla baş edemiyor, kooperatiflerle baş edemiyor ve onlara yol veriyor. Varajların içerisinde. Ama DS'yi bu işi ihale ettiği zaman diyor ki ben 14 megawatt sana garanti ediyorum, garantör oluyorum diyor. Ama sonra bunun üzerinde halkın çok fazla dinamikleri olduğu zaman da su yollarıyla bu baraj birikmesi gereken su yani oluşması gereken basınç olmadığından dolayı köylülere sular veriliyor. Köylüler tarım arazilerine sulamaya çalışıyor o verilen minimum sularla. Taahhütü alan firmada zarar ediyor. Bu gerçekten şu anki devletin iç politikasındaki savaş da zaten bu. Ana sorunlardan biri de bu yani. Ya vallahi ama buradan şöyle bir şey yapılabilir. Yani ya. Doğal olarak tabii ki Türkiye'nin ciddi bir enerji sıkıntısı var, sorun var. Evet. Ama bu enerji sorununuzu tıpkı Almanya'da olduğu gibi, çeşitli ülkelerde olduğu gibi neyle çözersiniz? Güneşle. Bugün dünyanın en iyi güneşine sahip bir ülkeyiz. Doğru. İki, deniz. Yani iki alanı kullanabiliriz. Ama köylünün, kasabanın, insan yaşamının, gıdanın, işte üretimin olduğu yerde siz bunu test ederseniz işte o zaman ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben şunu anlamıyorum. Ben bir vatandaşım. Ben radyo televizyon işi yapıyorum. Elhamdülillah radyo televizyonla ilgili de yani iyiyimdir. Okurum. Mümkün olduğu kadar az. Bu İsrail bizim bu yayınımızı sabote edemeyecek kardeşim. Bence de edemeyecektir. Bunu da kesmeyelim, olur mu? Kesinlikle. Kesmeyelim. Hiç kimsenin gücü etmez bize. Yani ne diyordum? Mesleğini anlatıyordun. Evet, meslek öyle. Şu, ben işimi çok iyi bilirim. Olası problemleri önden tahmin ederim. 5, 10, 20 yıllık planlar yaparım. Bunları delege ederim. Delege ettiğim adamların performansını incelerim. Onu cross check ederim. Tamam mı? Şimdi yani ben işimi iyi yaparım. Peki ya bana ne? Şimdi devlet malzeme ofisinin bilmem ne şeyini hatalı yapmış olması. Ben vatandaş olarak beni hiç ilgilendirmiyor. Devlet işini iyi yapmakla mükellef. İşini iyi yapacak. Yani ve işini iyi yapamadığı zaman da bunun bedelini ödeyecek. Öyle değil mi Gürsel? Orada şöyle bir haksızlık yapmayalım. Yani devletin kurumlarında çokça uzman, gerçekten eğitim görmüş, bilgi birikimi olan insanlar raporlarına baktığınızda izin vermiyor zaten. Yanlış yapma diyor. Doğru. Ama siyasi irade. Siyasi irade. Siyasi irade. Peki, siyasi tamam irade. Yani. Tamam. O parti bu parti diye ayırmıyorum. Siyasi irade maalesef. Yani siz bir İngiliz başbakanına ya da bakan herhangi aşağıdaki bürokratlara yanlış yaptıramaz. Bir Alman başbakan şu raporu değiş diyemez, dedirtemez, o da yapmaz. Ama bizde maalesef yani bunların siyasi buradaki açık nerede? Yasalar şöyle mesela şuradan bahsedeyim. Ben 2007 yılında Sayın Topbaş'a gittim. Allah rahmet etsin. Amin. Dedim ki Sayın Topbaş, siz teknik insansınız. Böyle bir şehir olmaz. Bu şehrin bir anayasaya ihtiyacı var. Tabii. Topbaş dedi ki ben yapıyorum dedim. Hatta
O planlamanın başına da eski bir solcuyu getirmiş. Profesör Hüseyin Kaptan, Allah rahmet etsin, o da öldü. Müthiş işler yaptılar. Ama dozer gibi üstünden geçtiler. Yani sonuçta siz dünyanın her yerinde olduğu gibi bir kurumsal bir hale getirirseniz kimse bozamaz. Tabii. Şimdi benim rahmetlik babamın bakkalı vardı. Düzeni yoktu. Ama Migros'un düzenini bozamazsınız kardeşim. Evet. Tabii. De. Tabii. Doğru. Peki sizce bugün birden beşe kadar sıralayacak olursak Türkiye'nin beşten bire doğru sorunlarını sıralayabilir misiniz Gürsel Bey? Vallahi birincisi yukarıdan aşağı mı gelin? Aşağıdan, aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya geldiğimizde birincisi kentleşme. Hı. Ciddi bir sorun. İki, su sorunu. Hı. Üç, deprem sorunu. Dört, uyuşturucu bağımlılık sorunu. Pardon, aşağıdan geldiğimize göre bir, ekonomik sıkıntı, derin yoksulluk. Çok aç insanlar. Çok aç. Gerçekten ya Gürsel Bey, yani ben gülen bir insan görmüyorum. Göremezsiniz. Yani adam hakikaten aç ve buna bir çare bulunamıyor olması da benim çok ağrıma gidiyor. Yani bulunur aslında. Ne, nasıl? Çok kolay bulunur. Yani bütün bu yapısal sorununuzu değiştireceksiniz. Türkiye dünyanın şu anda en dinamik ülkelerinden bir tanesi. Evet. Sağınızda Asya var, solunuzda Orta Doğu var, Avrupa var. Çok şanslı, avantajlı, aynı zamanda sıkıntılı bir coğrafyadasınız. Hı. Ama bütün bunları lehinize çevirebilirsiniz. Hı. Bunun için yapılması gereken, hani çok güzel sözdü var, bir önemli bir filozof söylemiş. Adalet kutup yıldızı gibidir. Dünya etrafında döner. Ya siz burayı bir merkez olarak oluşturduğunuzda akın akın para gelir. Hocamın yanında bu söylenmez. Ekonomi onun işi. Evet. Para kuş gibidir. Kuşları bilir misiniz? Biz köylü çocuğuz. Ana kuş bütün o ağaçların etrafında döner dolaşır. En güvenilir ağaç bulur ki evlatlarını, çocuklarını, kuşlarını oraya yuvalasın. Para bunun gibidir. Güvenilir liman arıyor. Şu anda Türklerin paralarının tamamı yurt dışında. Evet. Çünkü neden? Adaletsizlik. Çünkü güvenilir bulunmuyor. Yani uzun mu? Türk güvenilir hale geliyor. Türk parasına mı güvenmiyor? Tabii tabii. Tabii ki. Yani binlerce insan önümüzdeki günlerde yatırımcı izin verirse burada belgelerde açıklarım yani. Yani yatırımcı da gelmedi. Bunun içine. Tek şeyi Allah. Bunun tek şeyi adil. Çünkü bu güven olduğu zaman akın akın para gelir. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Siz yatırımcı olarak ben size desem ki Irak'ta, Suriye'de ya da Libya'da %10 faiz veriyorlar. Paranı götür. Götürür müsün? Yok. Götürmesin. Ama %0.5 puanla İsviçre'ye götürüyorsunuz. Doğru. Hatta hiç faizsiz bile götürebiliyorsunuz. Şimdi para hareketlerine baktığımızda ya Türkiye'deki para hareketlerinde yatırımcı ya da girişimci ya da buradaki insanlarımız paraları nereye götürmüş? Baktığınızda tamamı batıya gitmiştir. Hiçbir tanesi şey. Doğu, Orta Doğu'ya bak, Orta Doğu'daki yöneticilerin hepsinin paraları nereden çıktı? İsviçre bankalarında. Hmm. Ya mesela Saddam'ın çocukları, Kaddafi'nin çocukları, Enver Sadat'ın çocuklarının paraları niye kendi ülkelerinizde yok? Çünkü meşru para değil. Hmm. Gayrimeşru olunca oraya götürüyorsunuz. Ama içeride ne yapıyordunuz? İçeride de vay bu emperyalistler. Bu böyle 200 olur mu ya? Ne ayıp bir şeydir mesela. Çok üzücü. Niçin paranız burada değil? Ben Sayın Mehmet Şimşek'e defalarca açıklama yaptım. Bugün de sizin aracılığınızla yapmak istiyorum. Önemli bir çaba sarf ediyor. Türkiye'nin ekonomisinin bir an önce toparlanması için. Ama yapmanız gereken bir şey var Sayın Şimşek. Bir, dışarıdaki offshore paraların hepsini getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz? Çok kolay. Çok kolay. Devletin elinde bütün bu bilgiler mevcut. Hmm. Çağıracaksınız. Gel diyeceksiniz. Gürsel Tekin kardeşim. Parayı burada kazandın. Öyle kazandın, böyle kazandın. Niye götürüyorsun kardeşim? Burada sanayi yapıp fabrika. Sen paramı eritiyorsun diyor adam.
fabrikaya çevir. Ama parayı buradan meşhur kazanmamış. Çoğu da çalmış. Ha, anladım. Çok. İmarda para kazanmış. İmanda değil. İmarda para kazananlar, şu şehire baktınız da, şu lokasyon var ya, şu lokasyondaki elde edilen rantın miktarını söyleyeyim mi? En az. En az sadece şu lokasyonda 50 milyar dolar. Bir daha söyleyeyim mi? 50 milyar dolar. Ha bizi dinleyen diyecek ki ya arkadaş ya böyle 50 milyar dolar diyorsun, atıyorsun falan filan. İmar yazın, imar çetesi yazın. Karşısında Gürsel Tekin'i bulursunuz. Gürsel Tekin yazmanıza gerek yok. Çünkü 15-20 yıldır, 30 yıldır bu işle meşgulüm. E ne yaptınız? Mesela buradan satışlar oldu. Kimin satışları? Hazinenin ya da milli emlakın, devletin arsasını sattınız. Olabilir, devlet ihtiyaç duyduğu yani zaman satabilir. Bir tanesini, sadece bir parseli 1 milyar dolara sattık. Hangisiydi o? Zorlu'nun yeri. E o zaman biz Zorlu'nun yeri gibi Türkiye coğrafyasında 5000 yer satmışız. Yani aynı ayarda. Şimdi 1 milyar dolar, hadi vazgeçtim. Bunu 500 milyon dolara düşürelim. O zaman ne demektir? Eğer siz bu rayişinde satmış olsaydınız, bugün hazinenin kasasında 2,5 trilyon dolar olacaktı. Ve enflasyon denen sıkıntı olmayacaktı. Elbette olmayacak. Dolarınız bu piyasada olmayacaktı. Bu sıkıntıları yaşamayacaktı. Peki bu adam, ya ben çok özür dilerim ya. Bu adam babasının parası gibi bu paraları harcarken ve bu kadar çok bilen adam varken, bu kadar çok bilen adam bunu yapma derken, bu adam hiç kimseyi dinlemeden istediğini yapabiliyorsa... Yok, çok adamın itirazı yok. Nasıl? Çok adamın itirazı yok çünkü şimdi burada büyük bir suç ortaklığı var. Anladım. Evet. Kardeşim. Yalnız yiyen yalnız ölür kafası. Her türlü ortaklık bozulur, suç ortaklığını bozamazsınız. Ya peki biz ne yapacağız başkanım? Bakın medya içinde. Çok açık. Medya yok ki. O yüzden biz varız. Yani neyse işte gazeteler, medya televizyonlar. Medya yok hocam. Gazete, televizyonların patronları içinde. Tabii. Siyasetçiler içinde. Bana bir tane iş adamı içinde. Söyleyin ya. Başka ya bir şey olmayan. Ya bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Yani kulakları da çınlasın. Eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisini de çok severim. Ya cami yeri, cami. Allah'ın evi. Allah'ın evini imar uygulamasında planda çıkardılar. Daha bir şey söylememe gerek var mı baba ya? Ya. Bir de ya ama peki biz niye bir şey yapamıyoruz? Abi benim anlayamadığım şey şöyle bu. Yapamazsınız. Karıştırdığınız nokta şu. Şimdi hükümet sistemi devrede. Dolayısıyla da başkanlık bir siyasi makamdır. Alttaki takım bu işi icra edecek kişi ise bürokrasi takımıdır. Bürokrasi takımı öngörür, hesaplar, kitaplar ama kanal iş siyasete biter. İmar komisyonu da meclis üyelerinden oluşur. Onlar da siyasilerdir. Yani onlar da bürokrat değildir. Tabii vekilim, seçilmiş insanlar. Seçilmiş insanlar. Dolayısıyla rant orada dönüyor. Rant aşağıki kısımda, siyasinin altı bürokraside dönmüyor. Örnek veriyorum, dün çok kötü şeydi. Zaten bizim çok önceden bildiğimiz ama halkın yine öğrendiği Esenyurt olayı, yani Necmi Kadıoğlu olayı. Mesela orada en hızlı imar dönen nokta orasıydı. Bir anda her yer gökdelen oldu. Haş sorunu, yani yükseklik sorunu inşaatlarda işte bir imar verilirken haş, yani yükseklik sınırı verilir. Yani böyle teknik terimleri vardır onların. Sayın Başkanım çok daha iyi biliyor. Necmi Kadıoğlu'nun işte o genç kızlarla işte gizli kameraya çekilmesi ve tehditlerle, baskılarla imar çalışmaları yaptırılıp orada birçok yüzlerce imara açılan yerler ki orasının hesaplasa başkanım ne kadar bir bütçeler? Şu İstanbul'un anayasasıydı. Bu sadece bende var. Yani rahmetli Topbaş'ın yapmış olduğu İstanbul Anayasası. Bu İstanbul Anayasası'nda bu dikey yapıların hiçbirisi yoktu. Evet. Hiçbirisi yoktu. Çünkü nedeni şu, elbette dikey yapılar olmaz mı? Dikey yapılar dünyanın birçok şehirlerine gittiğinizde ana şehir dediğimiz yani İstanbul aynı zamanda dünyanın
en eski şehirlerinden bir tanesi. Napolyon İstanbul'a geliyor, dönüyor. Dönünce sizin gibi bir gazeteci Napolyon'a İstanbul'u soruyor. Nasıl bir şehir? Napolyon diyor ki, dünya bir ülke olsa başkenti mutlaka İstanbul olmalı diyor. Ve bu İstanbul'u el birliğiyle maalesef, o parti bu parti ayırmıyorum bakın, el birliğiyle katlettik kardeşim. Evet. Katlettik. Allah göstermesin. Yarın bir deprem olduğunda. Allah korusun. Şu anda bir deprem olsa biz nereye gideceğiz? Nereye? Şu anda deprem toplama alanı var mı bu lokasyonda? Yok. Herhalde bir şeyler dikmişler. Ama yani orada hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir şey yok. Ama deprem toplama alanı 99'da rahmetli Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Bahçeli'nin üçünün imzasıyla ilk kez bir karar alınıyor. İlk kez yani deprem coğrafyasında olduğumuz bir ülkede Ulusal Deprem Konseyi'ni o zaman oluşturuyorlar. Aklımıza o zaman geliyor. Çünkü Anadolu'da falan filan oluyor, onu es geçiyorlar. Ne zaman Marmara'da oldu? Çok önemli karar aldılar. Bilim kurulu oluştu ve deprem toplama alanları Marmara'nın tamamında 1800 parsel. Yani sadece İstanbul değil. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli. Bir tane kalmadı kardeşim. Kimse de itiraz etmedi. Bu paraların da hepsi dışarı çıktı. Elbette kardeşim, bunu ben buraya kimse biz şey kimse iftira ki atacak durumda değiliz. Ama bir gün açıklayacağım mı o offshore hesaplarını? Açıklayayım mı? Niye şimdi açıklamışsınız başkanım? Ama tamamen belgeleri topluyorum ben şimdi. Ya şimdi öyle bir kılıfa uyduruyorlar ki, şimdi imar komisyonuna çıkıyor. Proje tadilatı dediğimiz imar planı oluşturma. O komisyonda komisyon başkanı ve komisyon çoğunluğunun oylamasıyla plan kabul ediliyor. Meclise çıkıyor. Büyükşehir Meclisi'ne. Mecliste de çoğunluk el kaldırma üzerine kabul edildikten sonra askı süreci başlıyor. Askıda 6 hafta mıydı başkanım? Ne kadardı askı süreci? O değişiyor o günkü şeye göre yani. Muameleye göre. Yani evet. Çok yakınsa bir günde daha ya, doğru askı dediğin evet. Ne o yani? Ondan Türkiye'de sonra oradaki para, yani orada bir ticaret, büyük bir ticaret dönüyor. Türkiye'deki bütün zenginler, büyük zenginler, evet, kısa süre içerisinde zenginlerin hepsi imar zenginidir, beton zenginidir. Aynen öyle. Ama bunu efendim, şöyle düşünmeyin. Bak mesleği, bu çok önemli bir bilgi, yaşadığım bir bilgi. Adam mobilyacı. Bir adam işte ne satsın diyeyim, arabacı. Bir adam şey işte, zenginler 4-5-6 kişi birleşiyor. Bütün paralarıyla büyük bir parsel alıyorlar. Kalemimizi alabilir miyim? Evet. Lütfen. Tamam mı? Şurayı bir İstanbul düşünelim. Evet. Kaç yıldır İstanbullusunuz? Biz 1896'dan evet beri. 1890 boşver, 40 yıl, 30 yıl önce şey Kurtköy sadece kurtların gezdiği. Tabii, aynen öyle. Tabii. Ben de oradan bahsediyorum zaten. Eyüp Sultan'ın üst tarafı tamamen ormandı. Ben Eyüp Beykoz'un Sultan'da ne oturuyorum işte o zaman. Süper. Şeydi yani. Hiçbir şey yoktu. Ya size yemin ederim yol yoktu. Şimdi yemin anlatacağım. Ediyorum yol yoktu. Bak, organize işlerin nasıl döndüğünü anlatmak için bunları anlatıyorum. İşte biz efendim, onu söylüyorum organize işler. Çekmece, Silivri tarafı tamamen orman köyü. Hepsi birleşiyor. Sarıyer olduğu gibi Sarıyer minicik bir köydü. Şimdi oturalım. Mesela ben devletin yönetimi olsam çok rahatlıkla diyeceğim ki sadece İstanbul değil, bana 81 ilin haritalarını getirin. Evet. Gel kardeşim, bu orman vasfını kaybetmiş bu yer ne oldu da Gürsel Tekin'in eline geçti? Bana bir anlatın kardeşim. Orman vasfını nasıl oluyor da? Önce şöyle oluyor. Önce gidiyorsunuz. Şimdi güçlüsünüz, kudretlisiniz. Basınınız var, medyanız var, şudur budur. Oradaki yerleri, orman vasfını yitirmiş yerlerini kiralıyorsunuz. Önce kiralamak zorundasınız. 40 yıl, 30 yıl. Neden? Çünkü sonra nasıl olsa satılacak. Satıldığı zaman birinci öncelik senindir. Başka bir girişimci giremiyor. Yani şunu ben herkese şunu söylemek istiyorum. Bir,
Kurtköy'deki arsalar kimindi? Beykoz'daki arsalar kimindi? Eyüp Sultan'daki arsalar kimin? Silivri ve üstündeki arsalar kimin? Oraya baktığınızda çağıracaksınız. Diyeceksiniz gel kardeşim. Sen bunu devletin elinde almışsın. 3 kuruş paraya almışsın. Şimdi 100 150 milyona villa satıyorsun. Kardeşim rant vergisi ödeyeceksin. Evet. Ödeyeceksin. Bu ülkede fakir fukara sabahleyin çocuğuna süt alamazken evet, sen bu milletin elini malına el koyamazsın kardeşim. Ben de devlet olarak el koyacağım kardeşim. Di Pietro, İtalya'daki savcı, gazeteci soruyor Di Pietro'ya. Soruşturmalara ara veriyor. Ne oldu diyor. Neden ara verdiniz? Her iki İtalyanın biri yolsuzluğa bulaşmıştı. Türkiye'de maalesef bu durumda kardeşim. Tamam. Buradan kurtulmanın yolunu bulduğumuz zaman ülkemizdeki gelirimiz hepimize fazlasıyla yeter. Yetecek. Yeter, fazlasıyla yeter. Buna yani, emin olun. Şunu bilin sadece, Türkiye Cumhuriyeti'nde altından daha kıymetli, elmas sandığından daha kıymetli olan arsadır yani. Tabii. İmar rantıdır. Yani bu imar rantı korkunç büyük bir para. Bir de dünyada emlak değeri en yüksek birkaç ilden biri İstanbul'dur. Evet. Peki diyelim ki bu adamlar gitti. O adam bu adam değil. O adamları adamlardan vazgeçeceğiz. Bir 20 devlet yıl, 20 yıl ama başkanım devlet ya. Bak bunu devlet politikası haline çevireceğiz. Hayır tabii onu kabul ediyorum ama şimdi bunlar gitti. Yeni gelen aynı zamanda. Yeniler geldi. Bence yapmayacaklar. Çünkü sen yapacak bir şey. Ha çok ama güzel. Yapacak bir şey kaldı. Çok mesela o zaman çok güzel. Evet. Örneğin Almanya'da Almanya Başbakanı bir imar uygulaması yapabilir mi? Asla yapamaz. Öyle bir gücü yok adam. Çünkü kurala bağlanmış. Yani oradaki değişikliğin orada falan belediye falan partinin belediyesi geldi istediği gibi yapamıyor. Öyle bir şey mümkün değil. Çok basit bir şey söyleyeyim. Biz İngiltere'deyiz. İngiltere'de toplantıya gitmişiz. AK Parti milletvekili, MHP, HDP bütün kadro gitmişiz. İngiltere'de 3 bakan istifa etti. Önleden sonra 17 bakan istifa etti. Ertesi gün başbakan istifa etti. En ufak bir sorun olmadı. Ekonomide, hayatın içinde. Çünkü kurumsal devlet olmuş. Siz bir an önce kurumsal devlet haline getirirseniz. Aynen. Kim gelirse gelsin, beni kim yönetirse yönetsin umurumda değil kardeşim. Ben bu ülkede yasamanın, yürütmenin, yargının saat gibi işlediği bir sistem istiyorum. Ama şöyle bir şey var Sayın Başkanım. Ülkemize çok başarılı Boğaziçi'nde öğretim görevlisi Tansu Şiller de geldi. Yönetti. Peki o zaman niye yani hocam, kurumsallaşamadık yani? Şu hastalıktan vazgeçmemize. İyi adam devri bitti. Beni hiç ilgilendirmez. En iyisi babandır. Babam bile sana kötülük yapıyor. İyi sisteme ihtiyacımız var. Öyle bir sistem yapacaksınız ki işte niye İngiltere anlatıyorum? İngiltere Başbakanı pandemi döneminde pandemi kuralına uymadığı için polis ona ceza kesti. Evet. Burada evet. Bir şey olamaz. Ya burada hadi bakın. Ya sen zabıtaya ceza kesemezsin burada ya. Aynen. Ya böyle bir şey olur mu? Evet. Onun için benim de aradığım kurumsal bir devlet olalım. Bana ne kardeşim kim yönetecekse yönetsin. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nde kaybettiği zaman Tayyip Bey çok üzülmedi yani. Çünkü sadece imarı Büyükşehir Belediyesi vermiyor. İmarı TOKİ de veriyor. 7 farklı kurum veriyor. Emlak 7. Zaten bu büyük yerlerin hiçbirisini belediye vermediniz. Vermedi ki. Topbaş da vermedi. Tayyip Bey emlak konut üzerinden hepsine el koydu şey yani. Hocam. Gitti bu. Ben geriye yönelik. Gel bakayım kardeşim. Geriye yönelik. 20 yıldır yediğin bütün her şeyin hesabını ver. Ve ben bunları geri alıyorum diyebiliyorum. Tabii ki diyebilir. Diyebilecek miyiz tabii ki diye. Tamamen bir kanuna bağlı. Evet. İşte İtalya bakın. 3 örnek çok önemli. O zaman niye yapıyor bu deli? Kusadım. Hayır şöyle. Burada birçok kişi mağdur olur. Kim mağdur olur? Çalan mağdur olur abi. Şöyle hayır. Orada şimdi konut yapılıyor. Bir sürü konutlar. Konutlar evet, satılıyor sonuçta. Tamam. Yani orada onlar haklarını alsınlar. Hiçbir sıkıntı aynen, yok. Aynen o adam caz parasını vermiş.
Ama onun üzerinden... İtalya. Ha, müteahhit olarak diyorsunuz siz. Aha. İtalya, İspanya ve Yunanistan. Her üç ülkede bugün yaşadığımız, biz tabii en derinini yaşıyoruz. Onlar da bu sorunları yaşadılar. Bu sorunlarla yüzleştiler ve yoksulluğu bitirdiler. Bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede sizin yoksullukta kurtulma şansınız olmaz. İsterseniz milli geliriniz 140 bin dolar olsun. Yani 2026 başı enflasyon oranını Cevdet İlmaz %30 olarak açıklıyor. Yani, bu ne demek biliyor musun? Yani biz bu olayı, yani... bu maddi sıkıntıyı ki yeni yılda zam yapılmayacağı bu emeklilere bugün de söylendi. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla bu... Emekliye zam yapmayacaklar mı? Yok, yapmıyorlar. 17 bin sürat ondan sonra acaba 21 bin liraya geliyor. Ama dolayısıyla bir de şunu söylüyor yani, düşün yani, Cumhurbaşkan Yardımcısı şunu söylüyor, 2026 yılında yüksek düşüş bekliyoruz diyor. O zamana kadar abi niye gitmiyor? Ekmek Allah aşkına niye gitmiyor? 5 lira değil 10 lira da olur. Şöyle işte, bir şey söyleyeyim, sadece bakın sadece kira, aidat ücretleri ne kadardır biliyor musunuz? Başkanım 17 bin lira ödüyorum ben. Aidat. Tabii ki. 17 bin lira ödüyorum. En iki ay ödeme, üçüncü ay da icra geliyor evine. İcra. Tabii şu anda icra dairelerinde neredeyse patlama noktasına gelmiş. Emekli, bir emekli ortalama şu anda İstanbul'da bizim yapmış olduğumuz araştırmada aidat, kiradan vazgeçtim. Kira zaten bir şey gibi. 1900 lirayla 153 bin TL arasında. Yani 153 bin liralık şey de var, aidat da var. 140 bin, 110 bin, 90 aynen. bin, 80 bin, 90 bin aidat ödeyen insanlar var. Nerede? Hani bu holding sahibi olur ara hiçbir şey demiyorum. Onlara hiçbir şey. Bu ülkede katma değer kazandıran kim varsa eyvallah, onların önünde önümü iliklerim. Ama kardeşim sen siyaseten zenginleşmişsen, devleti soyarak zenginleşmişsen bunu kabul etmemiz mümkün. Onda da rant var yalnızca. Yani mesela çok büyük sitelerde yöneticiler aynen, dışarıdan Tabii şimdi çoğu profesyonel şeylere geçti. Evet evet. Orada da ciddi rantlar dönüyor. Aynen. Çeteler çekiyor. Tabii özellikle Esenyurt'ta, Bağcılar'da, Başakşehir'de. Evet. Yani inanılır gibi değil yani. Ya bu işin acaba başı ahlak mı ya? Ahlak. Eğitim mi? Yok. Ya abi hayır. Güzel ahlaklı bir insan, iyi eğitimli bir insan hırsızlık yapar mı? Yapar. Hepsi yapar. Yapar. Hepsi bak kardeşim. Çünkü herkesin ihtiyacı var. AK Parti geldiğinde 3 Y ile geldi. Yüzüğü neydi bu var, yüzüğü bir tane. 3 Y ne demektir? Yoksulluğu bitireceğim, yolsuzluğu bitireceğim, yasaksız bir Türkiye yaratacağım. Ne diye geldi arkadaşlarımız? Dediler ki komşun açken sen tok yatmayacaksın. Bu değil arkadaş. Biz neyi arıyoruz biliyor musun? Kural. Yani nasıl trafik şeyinde bekliyoruz kırmızı, yeşil, sarı? Öbür türlü insan inisiyatifine bırakamazsınız. Mesela ben çok insan tanırım. Hiç en ufak bir tereddütüm yok. Tertemiz insandır. Ama sistem o kadar yalama olmuş ki adamın onu kontrol etme şansı yok. Aynen. Yani biraz önce Migros'tan bahsettik. Ya Migros sahibini tanıyan var mı? Yok. Yarın Allah göstermesin, uzun ömür nasip eylesin. Ölse bir sorun olur mu Migros'ta? Olmaz. Neden? Çünkü sistem var. Bizim bir an önce sisteme geçmemiz lazım. Mesela bu ne demektir? Hani sistem diyoruz ya. Bir Alman canı sıkıldığı zaman diyor ki ben vergi ödüyorum kardeşim. Benim bu ödediğim vergiler nasıl harcanıyor diyor. Merak edip girebiliyor. Belediyesine bakabiliyor, bakanlığına bakabiliyor. Ben bir şey görmüyorum. Çünkü bütçe açığımız var. Ben ödediğim vergimin nasıl harcandığını görmek istiyorum burada, kardeşim. Burada yani bunun Türkiye'de sistem şöyle. Bütçe açığı var. Çok fazla projeler yapıldı vesaireler. İşte 5'lik müteahhit vesaire gibi ne algılarsanız. Bir de bunun bilinmeyenleri de var. Dolayısıyla da bütçe açığı bir de hipertansiyon yani çok fazla paranın değer kaybetmesi olayı yaşanıyor. Dolayısıyla da burada iktidar
para politikasında son derece yanlış hareketler yaptı yani. Ufak para kasanda para yok, para basıyorsun, bütçe oluşturuyorsun, gidiyorsun bütçeye yatırıyorsun. Ama sen para bastıkça ne oluyor? Enflasyon çok hızlı yükseliyor, durduramıyorsun. Yani enflasyon düşmüyor. Faizleri de indirmiyorsun ki dolar ve euroya insanlar hücum yapmasın. Ondan sonra dolar kuru sabitliyorsun. Bu sefer tekstilciyi batırıyorsun. Çünkü tekstilcinin herkes Mısır'a gitti. Herkes Mısır'a gitti. Tekstilci yani bizim teknoloji yani ben gençliğim çocukluğumda hatırlıyorum. Yani yoktu değil mi? Hiçbir şekilde bir telefonumuz yoktu, bilgisayar yoktu, hiçbir şey yoktu. Doğru. Ne vardı? Tekstil vardı, sebze meyve ihracatı vardı, buğday ihracatı, pamuk ihracatı. Biz bunları hep bilirdik değil mi? Ama şimdi bakıyorsun tekstilciyi öldürdüler. Sanayicileri öldürdüler. İşte çok astronomik rakamlarla yurt dışına vergi şeyler mal ham maddeler getirirken astronomik vergiler koydular. Çünkü insanlar yurt dışından mal almasın. Yani döviz Türkiye'de kalsın diye. Yani Türkiye'deki para politikaları çok çok kötü yanlış yönetildi. Kemer sıkma politikaları son derece yanlış yönetildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yediğin yemekler sayıldı bu ülkede. Bu kadar komik durum yani. Korumaların yediği yemeklerin hesaplanıyor. Ama kendisinin 150 tane 200 tane korumasının harcadığı benzin, harcadığı trafiğe verdiği işte zarar, işte bütün araçlar durduruluyor biliyorsunuz. Onların yiyeceği 300 kişinin yemekler. Yani üzücü. Çok üzücü. 25 yani. Milyon TL çok sayın Cumhurbaşkanımızın külliyesini gideri 25 milyon TL mi gerçekten günlük? Hayır, daha fazla. Örtülü ödenek var, karıştırıyorsunuz. Şimdi bir iki türlü ödenek külliye var. Külliye ne? Şimdi bir Merkez Bankası'ndan Merkez Bankası'ndan ödeme alıyorlar. Peki. Ama bir de örtülü ödenek. Bakın örtülü ödenekten bilgisi sadece beyefendi olan süper. Bir bilgi. Acayip güzel. Yani cennet. Orada öyle bir para var ki Tayyip Bey oradan kayıtsız, yazısız süper. Hiçbir şeyi yazmadan istediği parayı alır kullanır. Ediyorum. Çok büyük başarı. Ben şimdi demin 5 madde saydık ya o 5 madde. Bunun can alıcı maddelerinden bir tanesi şu, sabahtan beri konuşuyoruz ekonomi. İkincisi bağımlılık meselesi. Türkiye'nin şimdi gerçekten can alıcı. Başkanım, bizde 21 tane radyo var. Evet. 7 tane de televizyon var. Bir de podcast var. Bu podcast bütün dünyaya gidiyor. 360 milyon Türk'ün önüne geliyor. Şimdi benim iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. 18 yaşında var. Cümlemizinkini. Şimdi o üniversiteye başladılar bunlar. Kolejde okudular. Okudukları kolejin yıllık parası 1 milyon. Başarılı. Tamam mı? 1 milyon. Evet. Yıllığı. Şu anda okuduğu üniversite 1 milyon 100 bin lira yıllığı. Tamam mı? İki çocuk var. Şimdi okut daha iyi yani. Ben 2 milyon 200 bin lira. Tamam mı abi? Şimdi benim bir şirket sahibiyim. Benim bu çocuk mezun olduktan sonra bu çocuğa benim verebileceğim para o 40-50 bin, 60 bin lira. Veremem. Ben senin yerini tamam. alsam ne yaparım biliyor musun Haldun Bey? Evet. 1 milyona giderim. Şimdi bir Şile'de vesairede evet. arsa alırım. Evet. Çocuklar üniversite bittikten sonra o arsayı satarım. Evet. Emin olun o çocuklar zengin olur. Hem de iyi ki babam bunu yapmış derler doğru. yani. Ben İstanbul Üniversitesi'nde iletişim okudum 4 yıl. İkincilikle bitirdim. Londra King's College'da medya stratejileri okudum. Yüksek. Çok büyük bir holdingin medya grup başkanlığını yaptım. Benim aldığım en yüksek maaş 220 bin liraydı. Tamam mı? Bodrum'dan bir gün bir ev aldım. Çoluk çocuk gideriz hadi falan diye. Tamam mı? 10K'ya mesela. 2 yıl sonra ben onu 150K'ya sattım. İşte. Tamam mı? Şimdi oturup kendime o kadar çok üzüldüm ki. Ben 2 tane üniversite okudum. 30 yıl 2 tane holdingin CEO'luğunu yaptım. Ben böyle bir para kazanmadım. Tamam mı? Peki o zaman da dönüp çocuklar diyor ki
Ya abi biz bu okuyacağız da iş bulabilecek miyiz? Aynen. İş bulacağız da ev alabilecek miyiz? E ne oluyor çocuk? O zaman da uyuşturucu bağımlısı oluyor. Evet. Parası da yok. Parası da olmadığı için en ucuz uyuşturucuyu alıyor. Evet. Sonra da anasını babasını kesiyor. Aldı Bey, siz Bodrum'da eviniz olduğu için bunu size bir göstereyim. Evet. Bu ne demektir biliyor musun? 3600 parsel Bodrum'da yer satıldı. Ne zaman? Bu yıl. 3600. Bu 3600 parsel ne demektir biliyor musun? Seneye gittiğinizde istisnasız ortalama 150 bin, 200 bin yeni nüfusun gelmesi demektir. Buna ne su mümkün yeter? Mümkün değil başkanım. Efendim zaten bakın, benim Bodrum'da yerim yok, evim yok, barkım yok. Ya 5 yıldır mücadele ediyorum, sadece bir kadın aradı beni. Teşekkür için. Ya bu Bodrum'da oturanlar biri merak etmez mi ya? Adam çalışmış, etmiş, devletin resmi makamlarını, şey, belgelerini koymuş. 3600 parsel. Hiçbir altyapısı yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? İki, biraz önce öğrenci dediniz. 2021 ile 2024 arasında 2 milyon çocuğumuz eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Ay yarabbim. 2 milyon. Ya çok büyük utanç kaynağı. Elbette utanç. Bir devlet çocuğunu okutamaz mı? Okutmaz mı? 2 milyon çocuktan bahsediyorum. Ve o çocuklarımızın önemli kısmı doğal olarak psikolojisi bozuluyor. Tabii. Başka bir mecraya giriyor. Arayışa giriyor. Ben bir belgesel hazırladım. Tabii. Size göndereceğim. Tamam. Bağımlılar belgeseli. Tamam. Mutlaka yayın yap. Yani ya inanır mısınız ya, bu kadar duyarsız bir topluluk olur mu? O çocukların hikayelerini öğrenmek istedim. 13 yaşından 40 yaşına kadar. İçinde doktoru var, içinde imamı var, içinde en yüksek okulları okuyanlar var. Hepsi bağımlı olmuş. Ama bizim bu belgeselimiz maalesef medya tarafında da ilgi görmedi. Medya görmedi arkadaşlar. Başkanım medya yok. Ya diyorlar ki, ben diyorum arıyorum, arkadaşlarımız var. Ya kardeşim bu konuda destek verin. Ya bu hukuksal olarak, ya hukuksal olarak ya. Sorun benim kardeşim. Bunun mal sahibi benim. Bir şey olacaksa bana şey olsun, olmadı evet, ya. Başkanım şimdi adamın gaz şeyleri var. Yok neydi, madenleri var şimdi. Ya sorun itiraz etmiyorum kardeşim ya. Allah daha çok versin ama bu da memleket meselesi ya, bu kadar şey olmaz ki yani. Memleketin en önemli şeyi, eğer bir ülkede çocuklarımız bağımlı hale gelmişse bu çok büyük bir sorun. Başkanım önümüzdeki ya, günlerde hastane de yokmuş galiba. Hiçbirimiz ya, hastaneler dediğiniz için mesela ben gittim işte birçok yerlere. 18 gün kardeşim, 18 gün içerisinde kolay bıraktıramazsın, kolay. Aynen. 18 günde şey olur mu ya? Erenköy başkanım. İnanılır gibi değil yani, yazık günah. Özkan Pektaş'ın bir yeri var. Başkanım yaşar mıyız ya? Bu hasta yaşar mı başkanım? Bu adam ya biz parçalanmış hayatlar, biz rahat konuşuyoruz. Parçalanmış hayatlar diye bir belgeselimiz var. Herkes bir girsin baksın. Bu çocuklar bizim çocuk. Parçalanmış hayatlar YouTube'da tamam. Evet. Bu çocuklar bizim çocuklarımız olabilir, yakınlarımızın çocukları olabilir. Bakın bu kiminse kimin çocuğu. Hiçbirimizin çocuk bu ya. Evet. Şuna emin olun, hiçbirimizin sokakta güvenliği yok. Yok. Eğer bir çocuk annesini kafasını kesiyorsa, ya tövbe. Bir çocuk 15 yaşındaki çocuk annesini babasını öldürüyorsa, 14 yaşındaki çocuk Antep'te babasını kesiyorsa size ne yapmaz ki kardeşim? Ne zaman uyandık? Ne zaman ki işte tarihi Yarımada'da bir çocuk iki genç kızımızı öldürüp attı. Evet. Bu son değil. Her gün oluyor. Her gün istisnasız. Ama umutları yok başkanım. Bir an önce gelin de şu artık bir şey merak ediyorum. Biri bir hata yapıyorsa bir ülkede, bir devlette yasama, yürütme, yargı diye bir şey vardır herhalde. Yok. Yok yani, bir şey. Herhalde Türkiye'de yok ya, yurt dışında. Adam Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayamıyor. Aslında, uygulamıyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp kardeşim ne oluyor demiyor. Şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi'nin verilen kararı hükümsüz kabuldür. Asla değiştirilemez. Peki, abi, değil mi peki, başkanım? Peki tamam, en konuşuyoruz. En üst tamam, en üst evet, mahkeme. Öyle. Tamam peki abi. So what?
Abi Türkiye'de işte gençler başkanlık sistemini şimdi tartışmak lazım ya. Burada. Şimdi mesela yasama, yürütme, yargı. Evet. Yasama dediğin işte milletvekilleri, evet, yasamayı yapacak. Hocam size güzel. Ya atanmış milletvekilleri, yani tayin edilmiş milletvekilleri, sizin bir patron olarak bu çocuğumuzu tayin ettiğinizde onun sana bir şey yapma şansı var mı? Yok. Yok. Şimdi böyle bir vekillik seçilir mi? Tayin ettim, gönderdim. Akrabam, yeğenim, çocuğum. 600 milletvekilinin 165 tanesi iş adamı, müteahhit. Müteahhit olabilir. Buna hiç itiraz etmiyorum. Ama kardeşim, siz eğer iş yapıyorsanız, devlette iş yapıyorsanız, yapamaz. Kamu yöneticisinin size, sizin şirketinizi denetleyebilir mi? Denetlediğinde başına gelebilecek hikayeler düşün. Sıkıysa denetlesin. İstanbul Orman Bölge Müdürü, kulakları çınlasın. Çok önemli bir insan. Aynı zamanda AK Partili bu insan. Ya buradaki rantları önlüyüm diye 40 kez sürgün edildi. 40 kez. Sayıştay Başkan Vekili. Sayıştay Başkan Vekili. Buna CHP belediyeleri dahil, bütün bakanlıklar dahil, 2018 yılında gerçekten olağanüstü bir çaba sarf etti. Sayıştay dediğiniz, yani 85 milyon vatandaşımızın ödediği vergilerin nasıl harcandığını denetleyen bir kurum. Yani devletin böyle harcadığı paraları, evet, hesaplayan diyor kurum. Diyor kardeşim, tamam hocam diyor, sana işte bu kadar, evet, bütçe ayırdım ama ben, sen bu bütçeyi nasıl harcadın? Yani? Bir gel bana hesapla. Kasanda ne kadar para kaldı? Vay sen misin bunu yapan? Evet. Adam el çekti. Hım hım laburunsuz. Ya şimdi ya işte gençler niye uyuşturucu içiyor abi? Niye met içiyor? Yine içmesin. Yine aman. Tamam yani. İçmesin. Ama içiyor. Şimdi gözünüzü kapatmayın. Yani şöyle başkanım, yanlış arkadaşlıklar. Met içiyor. Bu met kaç paralık bir şey? 500, 300 bilmiyorum. Çok ucuzdur. Çok yani, ucuz. Tamam evet mı? Yani herkesin ulaşabileceği. Yani çok ucuzdur. Sentetik bir. Başkanım çok yani şimdi, bu adam lan diyor çalışsam mutsuzum. Okusam mutsuzum. Bu adamın gideceği yok. Bu ekonominin düzeleceği yok. Ya ben ne yapacağım diyor. Bu belgeselde bir tane Antalya'da bir genç çocuğumuzun anlatmış olduğu hikaye var. Herkese ibret olsun diye. Bu tabii bir türlü bulaşmış. Nasıl bulaşmışsa. Sonra da sevgilisini bulaştırmış. Sevgilisi bulaşmış. Şey, daha sonra da sevgilisiyle evlenmiş. Kadın hamile. Karnındaki çocuk bağımlı hale gelmiş. Tabii. Tamam mı? Tabii. Şimdi 2 yıl önce o çocuk uzun süre o tedavi gördü. Şimdi anne baba tedavi görüyor. Bana anlatmış olduğu başka bir hikaye. Antalyalı kendisi. Mahallede 200 kişiyi bulaştırdım dedi. Param bitince torbacı oldum dedi. Söyle ya. Böyle bir meslek oluştu ne yazık ki son 5 yılda. Ya kısa yolda zenginleşme, evet, diye bir heves oldu gençlerde şimdi. Ya şöyle şimdi bir şey var. Yani Dilan ya çalışmayayım bir an önce. Aynen öyle. Dilan Polatların 600 milyon para aklaması. Abi bu kadın niye hala dışarıda? 8 ay. Abi niye bu adam ceza? Yalvarıyorum bana bunun birisi cevap versin. Yani. Bir ekonomist olarak bana soruyor. Ya nerede bu kara para? İşte bu biz yatarız 8 ya? Ay. 10 ay yatarız işte 600 milyon için. Ya burada adalet sistemi işlemediği için İnsanlarda şöyle bir şey var. Sen şu anda kime gidersen, kime şey yaparsan, gel senle kara para çalışıp nasıl yapalım dersen, herkes önce bir düşünüyor yani. Acaba yapsam mı? Yani sonuçta en kötü yakalansam 10 ay yatıyorum, çıkıyorum diyor. Yani Türkiye'deki yargı sistemi gerçekten iyi mi derseniz onun cevabını başkanlık şey sistemi verecek yani çık, biz değil. TGRT'de yok, CNN'de yok, Kanal D'de söyle. Ertesi gün bak nasıl ceza yiyorlar. Tamam mı? Evet. Söyleyemiyorsun. Onu burada söyleyebiliyor. Yok çok şükür. Evet. Anlatırız abi. Ha. Ne olacak? Ya anlatıyoruz şey ceza yani yiyorlar. Ondan öyle sonra pıt pıt oluyor. Ama buradan her şeyi söyleyebiliriz. Gerçekten ben artık çok sıkıldım abi bu işten. Abi şöyle yani, kullanıyorlar. Yakalanıyorlar. Sonra emniyette götürülüyor. Emniyette mahkeme savcılar. Savcılık da diyor ki kullanıcı diye serbest bırakıyorlar. Ben yani, sana bir şey söyleyeyim. Olay mi bu yani? Ben bu herifi görsem adı neyse bunun. Dilan Polat mıdır neyse mahkemeleri seversin. Kocasını da görsem yemin ederim ağzımdan kötü bir laf çıkar. Vallahi çıkar.
Çıkar abi. Ya kız kardeş kardeşi top, öpüştüler yani. Top, bunun ötesi mi var? Ya o ahlaksız, o onun ahlaksızlığı. Ama ya bu herif nasıl dışarıda abi bana abi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı bunun neden dışarıda olduğunu anlatsın Haldun abi. Haldun Bey ne olursunuz bak yormayın kendinizi. Adalet Sedat Peker bir açıklama yaptı. Kamu yöneticileri ve milletvekillerinin nasıl bir organize bir işte şu kadar para elde ettiğini, adresleriyle, tekneleriyle, şuyla, buyla hepsini tarif ediyor. Tekne. Tabii tabii. Tekne. 2,5 milyon euro tekne falan filan. Yani. Ya en ufak bir şey olmayınca bu hoca cemaat ilişkisidir. Hocanın öncelikle temiz olması lazım ki cemaat ona tabii göre kendisine vaziyet alsın. Tabii. O zaman Dilan da çıkar, öbürü de çıkar, şu da çıkar, bu da çıkar. Doğal olarak şimdi şöyle bir şey düşünün. Şimdi mesela siz okula gidiyorsunuz. Gencecik hepimiz gençliğimizi biliriz. Evet. 13, 14, 15 yaşındasınız. Siz okulun kantininde bir tost alamıyorsunuz. Ama yanı başınızda sizin yanınızda oturan çocuk en lüks arabayla oraya geliyor. Yani. Sizin psikolojiniz ne hale gelir kardeşim? Benim yani psikolojim çocuk. Efendim onun zenginliği değil. Oluyor. Ben de deli oluyorum. Evet. Bu herkese örnek olsun. Allah rahmet etsin. Gani gani rahmet abi etsin. Rahmetlik Sabancı. Allah rahmet eylesin. Sabancı 2001 ekonomik krizinde ailenin bütün gençlerini topluyor. Ya bir görgüsüz ve para tapıcı bir toplum haline geldi. Onun için bunları anlatıyorum. Gençlere diyor ki kartlarınızı martlarınızı keseceğim diyor. Ya hepsi bakıyor ya farkında değil. Hı hı. İki, lüks arabalara binmeyeceksiniz. Üç, lüks restoranlara gitmeyeceksiniz. Paramızın yokluğunda değil, vatandaşın yoksulluğundan dolayı diyor. Ama hala ama şimdi öyle kardeşim hala öyle kesinlikle yani bütün aileler öyle yani. Evet, ama sonradan ya zengin olmuşlar falan var. Ya evet. Bütün kimyayı bozuyor kardeşim ya. Yapmayın be kardeşim ya. Biz köylü çocuklarıyız. Köyün zenginiyle yoksulu arasındaki çocuklarını fark edemezdiniz. O zengin çocuğuna böyle lüks bir şey almazdı ki öbür çocuk irite olmasın diye. Tabii ya. Şimdi böyle bir görgüsüzlük olur mu? Hiçbir şey kalmadı ya. Gelenek evet kalmadı, görenek kalmadı. Evet. Hiçbir şey. Evet. Para evet tapıcı bir toplum ya. İşte balık baştan kokuyor. Başkanım, şu CHP işini ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Planınız evet ne? Yani evet, şimdi burada bal yapmayan bir arı durumu var. Ve tek çare de şu anda CHP gözüküyor abi. Evet. Ama bu CHP'de sürekli tükürerek birbirlerine bağıran, sürekli kavga dövüş içinde olan bir takım arkadaşlar, abiler, büyüklerimiz, başkanlarımız var. Siz ne zaman artık hadi diyeceksiniz? Rıdvan Bey, pardon Rıdvan Bey, Haldun Bey. Rıdvan da olur. Şunu söyleyeyim. Bak biraz önce hep sistemden bahsettik. Evet. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele ediyorum. Vallahi öyle. Diyorum ki kardeşim. Vallahi hakkım amana, size helaldir. Doğrudur. Bak. O lider, bu lider beni hiç ilgilendirmez. Liderlerle meşgul değilim. Ben bu ara 8 liderle çalışan bir insanım. Rahmetlik Erdal İnönü'nden tut, Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar. Allah rahmet etsin Erdal İnönü'ye. Gelmiş geçmiş bugüne kadar en demokrat, sayıcı, dürüst, namuslu, dünyayı bilen önemli liderlerden bir tanesiydi. Yapısal sorunumuzu değiştirelim diyorum. Partinin mi? Tabii tabii. Efendim yapısal sorundan lider ya kardeşim, lider kim olursa olsun önce bir kere, biraz önce rahmetlik babamın bakkalıyla Migros'u örnek gösterdim ya. Bunu bir an önce yapalım, düzeltelim. Hatta 2007 yılında İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da kısmen bunu yapmaya çalıştım. Sonra da darmadağın ettiler. Şu anda en önemli rapor, deprem raporu sadece bizde var. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2007 yılından itibaren Türkiye'nin en önemli bilim insanlarını aldım, onlarla çalıştık. Türkiye'nin bir deprem haritasını çıkarmışız. Ve bu raporu sadece bizde bir iki tane üniversite aldı, kullandı bizden izin alarak. Yani kısacası
Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının savaş meydanlarında kurmuş olduğu bir siyasi partidir. Hiçbirisi zenginleşmedi. Evet. Hiçbirisi. Hepsi yetim çocuklarıdır. Kimsesizlerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde kendi evlatlığına, kız kardeşine bir şey bırakmadı. Kendi ya, malı olmasına rağmen İş Bankası'na ortaktı. Hayır dedi, bu ülkenin çocuklarına ve bağışlıyorum dedi. Ama şimdi öyle bir durum geldi ki siyaseti paradan koparmamız lazım. Siyasetle para ilişkisinin arasına bir şey koymadığınız zaman siyaset kirlenir. Siyaset kirlendi. Herkes burada nasibini aldı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben Özgür Özel Bey, benim uzun süre beraber çalıştığım bir arkadaşımızdır. Dürüstlüğüne hiçbir şeyim yok. Ama Kemal Bey de dürüsttü. Ecevit de öyleydi. Deniz Baykal da öyleydi. Kurumsal olarak siz yapısal sorununuzu değiştireceksiniz ve doğal olarak bu yapısal sorununuzu değiştirdiğinizde Türkiye'deki bütün siyasi partiler de size örnek alacak. Hayır ama kardeşim, ahbap çavuş ilişkiler, akrabalık ilişkileri, oraya ben de atarım, buraya ben de atarım. Yani AK Parti'nin uygulamış olduğu bu, ne kadar hepimizin itiraz ettiği şey varsa aynısını siz de yapıyorsanız, o zaman siz bu işin içinde çıkamazsınız. Türkiye'nin bir an önce ya kendisine gelecek ya da Türkiye'nin partisi çıkacak. Yakın erken seçim görüyor musunuz? Başkan? Hayır. Ya 4 yıl çekeceğiz mi biz bu işi? 2027'den önce erken seçimin olması mümkün değildir. E nereden bileceksin diyeceksin. Ya çok kolay. Sayın Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası'nın verilerine bak. 2027 endekslemiş. Çok tamam. Doğru. 2027. Yani ne yaparsanız yap. Yani ne yapabilirsiniz? Biraz önce söylediğim gibi. Erken seçime getiremez misiniz? Getirebilirsiniz. %30'u çekmeyi planlıyoruz. 2026'nın sonunda yani. Şimdi o da iş. Ama şöyle de bir şey var şimdi. Başkanım. Sayın Doçent Doktor Yasin Bey. Biz çok mutsuzuz. Bakın. İnsanlar çok mutsuz. Ben medyacıyım. Ben burada 360 bin kişi dinliyor beni her gün burada. Şimdi bu adamlar bir yıl daha fazla aç kalamazlar. Şöyle yani bir şey var. İnsanlar zaten değil. Yani insanlar... Bakma sen, 25 milyon lira senin külliyenin orada ışığı yanarken, evet, millet burada makarna yiyemiyor. Şöyle bir şey var. Nasıl sürecek İnsanlar bu iş? Zaten Tayyip Bey'e gösterdi. Büyük belediye, bütün belediyelerin çoğunluğunu AK Parti'den aldılar, CHP. Tamam, İnsanlar çok başarı. Okay. En koyu düşünün yani, Eyüp Sultan, Üsküdar, buraları tarihte kaybetmemiş olduğu yerleri dahi CHP aldı. En ılıman İslam kısım bile oyunu CHP'ye verdi. Neden? Ben bir şey Tayyip Bey'e karşı bir ön, yani bir şey göstermek amaçlı. İnsanlarımız gerçekten aç. Burada aç. Baktığınız zaman insanlar aç. Açtıktan sonra suç oranları artıyor. Evet. Suç oranları arttıkça işte bu uyuşturucu ham maddeleri vesaireleri, silah satımı bilmem ne gibi konularda mafya rejimleri ortaya çıkıyor. Ben desteklemiyorum. Devlet Bahçeli'nin sürekli Alaaddin Çakıcı ile görüşmesi, sürekli başka büyük abilerle görüşmesi vesaire gibi onun devletle alakası, ama Alaaddin Bey'in devlete hizmetleri olmuştur. Ama biz bu konuya en güzel cevabı başkanım verecek yani. Yani biz neden o görüşmelere tanık oluyoruz? Benim de size sorum olsun Sayın Başkanım. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Yani bizim sizin açız, benim açtır, insanlar açtır ya da hocamın açtır demesine gerek yok. Devletin verilerine bak. 28 milyon 600 bin insan sosyal yardıma muhtaç hale gelmişse bitti abicim. Bu ne demektir 28 milyon 600 bin? Çok büyük. Yani ben geçinemiyorum, devlete başvuru yapmış. Son 8 yıla bak, bileşik olarak 85 milyonun 60 milyonu sosyal yardım için başvuru yapmış devlete.
178 bin ailemiz çocuğuma bebeğime bakamıyorum diye bakanlığa başvuru yapmış, al çocuğuma bak diye. Bu bize yakışır mı Allah aşkına ya? Nasıl bir ülke olduk biz ya? Hani nasıl bir ülke olduk yani? Ya? Paylaşmasını bilen. Hayır, bir öyle bir şey yani. Yok. Paylaşım falan yok. Yok ülke hayır mi? Yani gıda paylaşımı, zekat, sadaka. Ya ben bir iki tane yani. İş adamını çok sevdiğim arkadaşlarıma şu bağımlılık derneği var. Ya şuraya bir bağış yapın falan. Sonra çocuk bana dedi ki, ya dedim bunlar ne yaptılar? Birisi 300 bin, biri 2. Dedim ki gönder bunların parasını ya dedim. İade et dedim, ya ben vereceğim. İyi yapmış. Oradaki ya trilyonluk paralarınız var vallahi ya. Ayıptır, günahtır be ya. Orada şöyle bir şey var. Ayıptır size ya. Hürsel Bey adres gösterdi. Evet. Çok evet. Büyük ve değerli bir insan olduğu için kendisi. Orada bir algı operasyonu oluyor ve insanlar büyük para göndermeye çalışıyor. Aslında o çok kötü bir şey. Hürsel Bey size gönderdiği yer yani çok bir vakıf. Hepimizin çocukları ya. Vakıf emniyet tarafından denetlenen, çok sıkı denetlenen yerler bunlar. Ve ya ben ne yaptım yani. 200 TL 200 deyince ya şaka mı dedim yani. Gönder dedim kardeşim. Utanmaz adam ya. İade et dedim, o paraları ben vereceğim. Yani. Onun için şimdi bir ülkenin, ya bir ülkenin hani şey edibali der ya, insanı yaşat ki devleti yaşatasın. Ya çocuklarımızı yaşatamaz olur muyuz ya? Ne oldu bize ya? Ne oldu bize? Yanlış yere oy verdik. Ya ben değil de yani. Yani peki başkanım bir şey soracağım. Kahve versene başkanım, konuşuyorsunuz. Baba içelim ya. Kusura bakmayın ya. Biraz ya. Biraz hararetli girdik. Başkanım. Yok ben. Başkanım bu işi çözeceğiz. Tabii ki çözeceğiz. Vallahi billahi çözülecek. Çözeceğiz de. Ama bu 4 yıl nasıl geçecek başkanım? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya vallahi çok üzülüyorum. Şimdi şöyle 4 yıl şöyle geçecek. Nasıl geçecek? Şimdi bazı insanlar, zenginler daha da zenginleşerek geçecek. Orta seviyeden seviye kalmadı. Ben sinir oluyorum. Fakirlik G500 gördüğüm zaman sinir oluyorum. Artık şöyle 1 2 3 kaç para araba biliyor musunuz başkanım? Bilmez olur. Ha? 15 milyon, 16 milyon lira. İşte bak 1 2 3 desek yani sıralama yapsak çok fakir, orta fakir, az fakir. Biz artık bu kavrama geçtik. Bak bir MHP'li bir kardeşimiz ne yazmış buraya? Arabasın taksici. Okuyor musunuz? Yok, geçtim. Yoksula ekmek yoksa zengine huzur yok diyor. Vallahi bir tamam. Çok özür dilerim ama. Dedim ki arabayı durdurdum. Yani. Arabayı durdurdum. Epey bir sohbet ettik. Yani. Dedi ki başkanım dedi. Ben dedi 40 yıllık. Hocam ülke. Dur. Neydi başkanım, yazacağım ben ya. Vallahi neydi? Yoksula ekmek yoksa zengine huzur yok. Yazmış taksinin arkasına. Önümüzdeki günlerde dedi başkanım seni arayacağım, altına da tek yol devrim yazacağım. Vallahi. Yani bir ülkücüyü bile bu hale getirdiyseniz. Vallahi kusura. Ya kardeşim kusura. Yapmayın etmeyin vallahi tutmayın kusura. Ya. Ben acım. Sen 20 milyon arabayla geziyorsun. Sen fıstık gibi. Tatile ben gitmedim bu yıl başkanım. Sinirlendiğim için. Başkanım tatile gideceğim çoluk çocuk. Kaç para dediler biliyor musunuz ya? 250 bin lira bir hafta. 250 bin dedim. Evet dediler. Gitmedik. Sen mütevazı bir yeri aramışsın o zaman. Ya. Mandalina falan arasaydın. Ya bu gençlerin şu uyuşturucu işi çok tehlikeli gidiyor başkanım. Bunu bir şey yapmamız lazım. Sosyal sorumluluk vakası haline getirip birkaç holdingle beraber birkaç eğitim yuvası, birkaç böyle bir şey yapmamız lazım başkanım. Vallahi yani ya ben... bayılıyorlar başkanım aşağıda. Vallahi bayılıyorlar. Hocam yani... İntihar sayısının çok yüksek olduğunu biliyor musunuz? Bunun önemli kısmı birinci sırada maalesef bağımlılar. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki o gün o kullandığı maddeye ulaşamıyorsa çok büyük sıkıntı oluyor. Hatta son bir ilçemizde aynı mahallede 3 tane çocuk intihar etti. Gittiğimde baba mahalledeki bir komşu kızına çocuk sarkıntı oluyor. Bir zarar verebilir şeyle çocuğu odaya kilitliyor.
Ertesi akşam geç saatte açıyorlar ki çocuk intihar etmiş. Yani o madde ulaşmadığı zaman maalesef ciddi sorun yaşanıyor. Yani bunu gittikçe çoğalıyor. Daha yeni emniyetin raporu geldi. Her ay yükseliyor. Bir ay sonra buraya geldiğimizde asgari %15 artışı göreceksin. Tabii narkotiğin suç oranları belli yani. Ya narkotik polis üstüne düşen görevi yapıyor. Net olarak. Ama bu emniyet tedbirleriyle olacak bir şey değil. Hapishaneler doluyor. Emniyetlik hapishaneler doluyor yani burada çok yazık yani. Çok güzel de bir rapor hazırlanmış emniyetimiz. Yani ben bunu paylaşsam gerçekten yer yerinde oynar. Ama şöyle de bir olay oldu. Paylaşalım burada. Ya kamu görevlilerini zor durumda şöyle bırakmak istemiyorum. Şöyle bir olay da oldu. Mesela Almanya'da marihuana serbest kaldı Amsterdam gibi. Mesela o da ilginç bir olay yani. Ama hocam şöyle bir şey. Şimdi biz tabii Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da çokça arkadaşlarımızla aradık. Hı-hı. Ya ne oluyor? Burada nasıl yapılıyor falan. Şimdi bu belli şeyler yani bizde onu karşılığı esrar dediğimiz kırmızı evet, şeyler. Evet. Hani bunları öyle bir hale getirmiş ki ansızın bıraktıramıyorsunuz. Hmm. Aşamalı aşamalı işte bu Marion gibi işte şey gibi önce onlarla falan bunlar denenebilir bizim uzmanlık şeyimiz değil ama mutlak ve mutlak bir yöntem bulunması gerekiyor. Ya ben bunu olabileceğine inanmıyorum başkanım. Neden biliyor musunuz? Adamın umudu yoksa ne yapsın? Bizim bu gençlere umut vermemiz lazım. Umut, iş, güç, ben para, şöyle hatırlıyorum araba. Ben üniversitede okurken hiçbir sınıf arkadaşımın uyuşturucu işlemi görmedim. Ben gençleri de biraz... Vallahi billahi ben de görmedim. Yemin yani ederim. Gençleri de bir eleştirmek istiyorum. Yani. Ben de görmedim. Ama başkanım... Şöyle. Tabii ki. Bakın biz çocukluk yıllarımızda itiraz etmeyi öğrendik. İtiraz edeceksiniz. Yani bir şeyi yanlış görüyorsanız yanlışa mutlaka itiraz etmek ediyorlar, zorunda. Vermediler işte oy. Sadece başkanım. Oy değil, hayatın her alanında örgütleneceksiniz ve itiraz edeceksiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Bu haklarınızı hiç kimse sizin elinizde alamaz. Ama kaderinize mahkum hale gelirseniz, suskun olursanız bu şeyle baş edemezsiniz. Bu Yargıtay'ın da ben kararını tanımam kardeşim. Aynen. Ben... Şimdi bakın, Adalet Bakanlığı... Ben istediğimden vergi de almam kardeşim. Adalet Bakanı Tayyip'e atar. Yargıtay Başkanı'nı Yargıtay üyeleri atar. Anayasa Başkanı'nı Anayasa üyeleri atar. Anlatabildim mi? Onlar bağımsızdır. Onlar yüksek mahkemedir. Dolayısıyla da Tayyip Bey'in onlara karşı bir mukammeti veyahut da bir sözü geçmez. Geçemez. Kanunen doğru mu? Geçemez. Ama başkanlık sistemi öyle bir oturdu ki. Şöyle komik bir olay var. İnsanlar Tayyip Bey'i çok seviyor. Onu başkan yaptı. Külliyenin, Türkiye'nin patronu oldu. Ama Tayyip Bey Allah korusun rahmetli bir şey olursa yeni gece kötü bir adam vardır onun planı. Vahşet bir şey ortamı oluşturur. Yani ama mesela diyorlar ki Amerika'da da başkanlık sistemi var. Tamam kardeşim var ama eyalet sistemi var. Örnek veriyorum Kaliforniya'da uyuşturucu marihuana serbest. New York'ta yasak. Yani her bir valinin bölgesi öyle değil mi başkanım? Tabii. Şimdi şöyle başkanlık sistemi tabii dünyanın bir, Amerika'da başkanlık sistemi var. Dünyanın birçok ülkelerinde. Evet. Yasama yürütme yargı. Yasama yürütme yargı ne demektir? Tamam, arabalarımız ne, var ya. Ne oldu peki başkanım? Neden bu hale geldi? oraya geleceğim şimdi. Ne hakla ve ne harfle benim ülkemin yasama yürütme yargı prosesini yok ettiler. Zaten eksikti. Tamamen kaldırıldı. Bu ne demektir yargı? Yargı kutup yıldızıdır kardeşim. Siyaset gelir, gider. Yasama gelir, gider. Aynen. Yürütme gelir, gider. Yani kalıcı değil. Ama kalıcı olan bir şey var. Yargı. Siz yargıyı derdest ederseniz o zaman zaten demokrasi askı almışsınız. Şimdi gerçekten demokrasi bu... dediğiniz şimdi millet zannediyor ki ya demokrasi işte bu radyoda konuştuğun kadardır kardeşim. Yok, bunları radyoda konuşamazsınız. Hayır, rütbeye bağlı. Bir şey de biz dünyaya bağlıyız. Evet, konuşamazsınız onları. Vallahi billahi konuşamazsınız. Ya şimdi, ben 30 yıldır bu işi ertesi gün telefon geliyor başkanım. Tamam mı? Yazı yok, mail yok. Tamam mı? Genel müdüre. Ya Aldıncığım, şimdi size bir ceza yazacağız.
Evet başkanım, ya ne olur YD yapma bak. Yani yürütmeyi durdurma. Niye başkanım? Ya sonra Sayıştay'la falan dert çıkıyor. Hani 3-5 ödersiz geçersiniz. Bu kadar ilaçlık olmuş ki artık her şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Belki de biraz üzerler beni, bilmiyorum. Şimdi bu cemaat 15 Temmuz olayında sonra bu cemaatin zaten en güçlü adamı Fettah Tamince'ydi yani. Onun parası vesaire. O da mı FETÖ'cüydü? Fettah Tamince en büyük FETÖ'cüydü. En büyüğü. Daha sonra Fettah Tamince'yi mal varlığı korkunçtu. Yani o kadar büyüktü ki orada Fettah Bey Cumhurbaşkanı, İdare Amiri Bedin Kıratlı'nın vesilesiyle onun karısı avukatlığını yaparak onu çıkardılar. Ve o temiz safa geçti. Yani bakanlıkta sistem Türkiye'de farklı işliyor bence yani. Ama Amerika'da ben bir gece bir klaba gittim. Arabayla herkes geldi oraya. Sonra işte klub kapandı. Yani yemekli güzel bir yerdi. Herkes arabalarını orada bıraktı ve herkes taksiyle döndü. Yani düşünün, bir araba alkollü yakalamaktan tutuklanıyorsun. Orada şeyi ödüyorsunuz. Ne diyorsunuz o ödeme sistemine? Gayet doğal değil mi ya? Ondan sonra onu ödedikten sonra serbest kalıyorsunuz. Polise 3 metreden, ben bir kere poliste fotoğraf çekilmek istedim orada Amerika'da. 3 metre kuralı var. Yaklaşamıyorsunuz. Kırmızı ışık hiç bir yerde yok. Stop var. Stopta duruyorsun. Yol boş olsa bile duruyorsun yani. Stopta duruyorsun, ondan sonra kalkıyorsun. Böyle kurallar var. Türkiye'de dediğimiz gibi yüksek mahkemelere güvenmek daha bence etik. Yani oralarda gerçek adaleti aramak hocam, etik. Hocam gerçekten mesela siz hakimsiniz. Gerçekten yukarıdan telefon geliyor ve gerçekten vermemeniz gereken bir karar veriyor musunuz ya? Ha bu şöyle. Ya bu? Hayır şöyle. Gerçek mi bu? Şöyle. Şimdi bir kısmı direkt bir siyasi iradenin baskısı şeyi var. Hakim arıyor. Bir kısmı da şimdi siz hakimsiniz. Önünüze gelmiş arkadaş. Şimdi bu kararı vereceksiniz. Doğru karar verdiğinizde iktidarın haz etmeyeceği bir karar olduğu için veremiyorsunuz. Aynen. Korkuyor. Ya da basının medya... Sizin kovacakmıştan mı koşacak? Kovuyor kardeşim. Sonuçta sürgün ediyor. Başka yere alıyor. Sürgün bilmem ediyor. Ne ediyor. Tabii. İki, basın medya, bizim maşallah bizim basın medyamızda yani böyle bir araştırmacı, bir gazetecilik basın olmadığı medya için yok başkanım. Ne varsa işte bir an alevleniyor ya. 800 yıl, 600 yıl, 100 yıl falan filan. Allah Allah, adam bakıyor dosya bomboş. Şimdi bu kararı verdiği zaman eyvah bu yargıç satıldı. Yani o kadar psikolojik baskı şeyi var ki mesela Fransa'da böyle bir şey bulamazsınız yani. Fransa'da adam Allah Allah ne demek yani? Ya. Yargı kardeşim. Ya da atıyorum Almanya'da ya da bir başka, ya kaç Trump bir önceki dönem neydi? Almanya'nın başkanıydı değil mi? Trump mı? Evet. 63 kez hakimin karşısına çıktı ya. Amerika'nın mı? Evet. 63 kez. Hayır kardeşim, sen Cumhurbaşkanı da olsan o ne demek dokunulmazlık ya? Dokunulmazlık ne demektir ya? Sadece yaradana dokunamazsın. Kardeş merkeze dokunulur. Geleceksin. Yani. Kardeşim bir şey varsa hesabını vereceksin. Hayır abi. Düşünsene sen dokunamazsın. Araban da uyuşturucu getiriyorlar, silah getiriyorlar. Ya ben bir şey merak ediyorum hocam. Şu Allah gani gani rahmet eylesin. Şu bebeğimiz Diyarbakır'da. Ha, Narin. Ya, evet. Ya bu köy nedir? Nedir bunun? Yani bana anlatsanız da başkanım. Nedir bu? Şimdi bak. Ya alaylı bir adamız. Hiçbirimiz evet. Güvenlik uzmanı falan değiliz. Yani o tür hallerde ne yapılır? İlk etapta etraftaki mobese sistemlerine bakılır. Evet. Orada askeriyenin radar gibi 10 kilometreyi izleyen bir şey. Niçin buraya bakmamışsınız kardeşim? Ama şöyle de niçin şey aklınıza gelmiyor? O kadar salak olabilirler mi yani? He? Hayır. Değil mi? Onun bir süresi var yalnız. 48 saat galiba benim bildiğim kadarıyla. Mobese kayıtlarında. Hayır şöyle.
Şimdi orada bir mobese şeyde görüntülü rahatlıkla. Şimdi çocuk kayboldu mu? Evet. Kayboldu saatten itibaren ilk aklınıza gelmesi gereken orası. Doğru. Evet, dur bakın doğru. Kardeşim bu çocuk nereden çıktı, nereye gidiyor? Niye aklınıza gelmemiş? Ne zaman aklınıza geliyor? 8 gün sonra. Ve 8 gün sonra zaten günaydın abi. Yani burada çok kritik bir şaibe var. İkincisi bu Van'daki çocuk. Niye bugünlerde çocuklara bu kadar... Efendim sadece bugün değil, bugün ne olmuş? Bugün de olmuş ya. Ya işte, hayır ya olmuş. Ben şu o köyde, köy müdür nedir orası artık? Orada bir tarikat gibi bir şey seziyorum ben ya. Hostel diye bir film vardı. Hostel'ı hatırlar mısınız? Evet hostel'ı? Ben hatırlıyorum. Hostel gibi bir şey bu. Yine bir şey söyleyeyim. Yani hep kendi üstümde konuşmam da çok bana yakışan bir şey değil. 15 yıldır kayıp çocuklar meselesini kendine gündem etmiş ve gündeme getiren tek kişiyim. 142 bin çocuğumuz kayıp. İnanamıyorum size. 142 bin çocuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi getirdi. Ya bu çocuklar hepimizin çocukları. Bu çocukların neden kaybolduğunu, ne olduğunu araştıralım, soruşturalım, reddedildi. Reddetme sebebi var mı peki başkanım? Ya arkadaş bir sebep ol. Ya hani Allah Allah. Bir siyasi yani bir şey değil. Hani? 142 bin çocuk. Evet. Bu AK Partili'nin, MHP'linin, CHP'linin herkesin çocuğu. Evet, niye reddediyor? Ve bunu TÜİK verilerinde kapatıyordum, takip ediyordum. 2019 yılından sonra TÜİK'te kapattı mı veriyi? Şu anda göremiyoruz. Ya neden kayboldu? Kaç kişi bulundu? Neden bulunamadı? Yok arkadaş. Bak işte arama motoruna gir. Çok ahlaksızca diyeyim ya. Arama motoruna gir. Ya 12-13 yıldır tek başıma mücadele ediyorum. Nasıl bir ülke olduk ya? İnandır gibi değil ya. İmar çetesi. Ya benim bana mı zimmetlenmiş imar çetesi? Kayıp çocuklar bana mı zimmetlenmiş kardeşim? Bağımlılık bana mı zimmetlenmiş? Yok mu insanlığınız ya bunlarla meşgul olmuyor? Hani şey diyor ya, Ülker, Murat Ülker soruyorlar, Türkiye'nin en zengin adamısın, nerede bu paralar diye soruyor ya. Yani diyor ki, yani paralar arsa da diyor yani, bütün paralar şeyde, arsalarda yani, cebimizde para yok diyorlar yani. Yani öyle bir espri yapıyor orada. Valla Türkiye'nin bu, kurumsal şirketlerine hiç laf etmem kardeşim. Ülker'ine de, Koç'una da, Sabancısı'na da, Eczacıbaşı'na. Çünkü bu ülkenin bunlara ihtiyacı var. Ama betoncularla, imarcılarla sorunum var kardeşim. Evet. Abi benim müteahhitlerle var ya. Ben... Betoncu diyorum ya işte. Betoncu ya diyorum. Vallahi yani... Rant orada da ondan. Yani olay başkanım, o. Başkanım, biz bu işi her hafta yapak mı? Yaparız inşallah. Yaparız inşallah deyince orada... Yo yapalım. Yo valla yapalım. Neden diyorum size? Yapalım. Çünkü takip edelim. Tabii. Sonuçlarını somut verilerle kesinlikle. Bir hafta sonra da anlatalım. Ve bu sonuçları düzeltmeyen adam kimse, ne müdürüyse, tabii, ne bakanıysa, ne bilmem nesiyse, adını söyleyelim buradan. Olur, yaparız. Evet. Yani her hafta gün ve saat tespit edelim, yaparız. Evet. Hocam gerçekten sizi bir dahaki gelişimizde haritalarla, şeylerle geleceğim. Tamam. Yani... Gerçekten bu imar meselesi, deprem meselesi, kayıp çocuk, bağımlılık. 148 Türkiye'nin. Bin kayıp çocuk ya. Evet. Başkanım ne diyorsunuz ya? En ben son hiç gündeme gelmiyor en yalnız. Son TÜİK verilerinde şaka bunu aldık. Aa inandım. 148 değil. Bin. Ya bir ülkenin ordusu kadar kardeşim. Ordusu kadar. Evet. Yok nas. Neyse. Başkanım, sizi ben hep çok sevdim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi daha da çok sevdim. Sizinle yakın sohbet etmek, fikirlerinizi anlamaya çalışmak, bizim gibi gençler, ben gençliyim zaten ama gençlerin yolunu açmakla mükellefsiniz. Biz sizin arkanızda, yanınızdayız her zaman. Biz sayıcıyız. Belki sürçülisan da etmiş olabiliriz. Ya olabilir yani. Hani bunu toparlayayım, şunu eksik söyleyeyim. Böyle bir insan değilim kardeşim. Eyvallah. Bizim bütün derdimiz bu ülkede huzur olsun. Eyvallah. Bu ülkede kardeşlik olsun. Bu ülkede önümüzdeki dönemde bu şeyi bir konuşalım. Orta Doğu ve dış politika. Çok kardeşim. Önemli. Evet. Tamam mı kardeşim? Evet. Çok önemli. Yani Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu laf çok önemli. Boş bir laf değil.
Aslında ben başkanıma soracaktım onu. Bir şey söyleyeyim de kapatalım. Yani. Rahmetli yani, Turan Güneş. Evet. Allah rahmet etsin. Amin. Önemli bir siyasetçiydi. Amin. Diyor ki, dünya satranç oynarken biz tavla oynadık. Aynen. Tamam. Çok büyük laf. Ve öyle bir duruma geldik ki, Orta Doğu'da biraz önce anlattık ya, çalan çırpan siyasetçiler kendi ülkelerinde otoriter sistemin yaratmış olduğu ayrıkçı, ayrılmış olduğu insanların ortalama Irak'ta, işte Suriye'de, İran'da, bütün bu coğrafyada sistemin dışlamış olduğu 50 milyon insan var. Bu 50 milyon insan liman arıyordu. Limanlar neydi? Terör örgütleriydi. Tamam mı? Türkiye burada ciddi bir şekilde vaziyet almazsa yarın çok büyük kaybeder. Bu Netanyahu'nun krallığı nedir? Kime güveniyor? Nedir? Deli Amerika. Mi? Netanyahu. Hayır. Abiciğim bak. Deli mi? Hayır bak. Netanyahu neye güveniyor? 30 yıldır saha temizliği yaptı Amerika. Hani Arap Baharı dedik ya. Bütün bunları şimdi fark ediyoruz ki İsrail Baharı için yapılmış. Kim orada sorundu? Saddam. Gitti mi? Hiç günah yok. Kaddafi. Yani. Gitti mi? Gitti. Mısır. Enver Sadat. Gitti mi? Gitti. Suriye bizim elimizde paramparça oldu mu? Oldu. Tertemiz oldu mu? Oldu. E şimdi ne olacak abi? Bütün bunları niye görmedik? Çünkü tavla oynadık. Başkanım müthişsiniz ya. Vallahi. Podcast dinle. Türkiye'den Amerika'ya, Amerika'dan Japonya'ya, Japonya'dan Alaska'ya, Alaska'dan bizi dinleyenler var. Hepsine başkanım. Selamlarımızı, ondan saygılarımızı sonra gönderiyoruz. Allah razı olsun onlardan bizi dinledikleri için. Oylarını iyi kullansınlar ha. Ya artık yeter. Amerika'da seçim var şimdi. Evet, olmasa evet. Orada da. Evet. Yeni bir şeyle karşı, deliyle karşılaşmayalım. Aynen. Doçent Doktor Yasin Kalamat. Siz zaten hep bizle berabersiniz. Evet. Siz bizimle her hafta yapıyorsunuz bu programı. Ama Gürsel Başkanımı da ikna ettik gibi gözüküyor. İnşallah. Her hafta gençlere, insanlara doğruları anlatmakla mükellefiyetimizi yerine getireceğiz inşallah. İnşallah. Podcast'ın neden? Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü bitti.